Merhaba. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk Hacım Bey. Bu akşam illüzyon yapacaksın. Evet. Daha önce de hatırlıyoruz seni. Başarı diliyoruz. Peki. Eser Bey, sizden istediğim şey herhangi bir şeyden seyirciden 25 kuruş alabilir misiniz? 25 kuruş? Evet. Öğrenci adam da vardı. 25 kuruş var mı? Var mı 25 kuruş olan? Kardeşim benim. Abi 25 kuruş için koşmaya değer mi? Buyur kardeşim. Oturur musunuz? Otururum da beni germe. Şimdi şöyle evet. Yapacağız. Bana uğurlu rakamını söylemenizi istiyorum. Söylüyorum. Evet. 5. 5. Çok iyi. En çok hangi elinizi kullanıyorsunuz? Sağ. Sağ. Sağ elinizi öne doğru uzatır mısınız? Kapatın avucunuzu. Sıkın iyice. Şimdi biraz şu tarafa döner misiniz? Sizden yapmanızı istediğim şey, zihninizde bir daire oluşturun. 25 kuruş oluşturun aklınızda. Yavaş yavaş daireyi ortadan ikiye büktüğünüzü düşünün. Yavaş yavaş daireyi ortadan ikiye doğru büküyorsunuz. Siz bunu düşünmeye ilerlettikçe kolumuzun buradan burasına doğru bir sıcaklık gelmeye başlayacak. Yavaş yavaş sıcaklık gelecek. Hissediyor musun sıcak? Sıcaklığı. Hafif bir sıcaklık. Biraz hissediyorum. Biraz hissediyorsunuz. Hissediyorum. Çok iyi. Para biraz avucunuzun içinde hareket eder gibi olacak. Çok iyi gidiyorsunuz. Hiç bozmayın. Biraz zihninizde tekrardan paranın büküldüğünü düşünün. Yavaş yavaş. Şimdi kolunuzu çevirir misiniz? Açın avucunuzu. Vay. Ben mi büktüm bunu? Beşi göster. Açmayı dener misiniz? Parayı açmayı. Özgün Hanım, size bir oyunum var. Elimdeki iskambil destesi benim illüzyona ilk başladığım yıllarda aldığım bir deste. Benim için çok uğurlu bir deste. Hatta ben 2 yıl önce Yeteneksiniz Türkiye ön elemelerine bu desteyle katıldım ve birinci tura çıkmaya hak kazandım. Ve daha sonra birinci turda bu desteyle oyun yaptım ve 3 evet alarak ikinci tura çıkmaya hak kazandım. Tekrardan benim için uğurlu olduğundan bu desteyle bir oyun yapacağım size. Zaman geçtikçe kartlarda farklılıklar oluşmaya başladı. Kartlar kırmızıyken kutunun rengindeki gibi maviye dönüştü. Şimdi sizden istediğim şey, kartların hepsini göstereyim şekilde farklı. Sizden istediğim herhangi bir karta dokunmanız. Sadece bir karta dokunun. Kupa 5 mi? Tamam, şöyle koyalım. Kupa 5'i imzalar mısınız? Çok iyi. Tamam, şöyle yapalım. Şimdi ben bu şekilde kalsın. Bu şekilde giderken bana bir yerde dur demenizi istiyorum. Dur. Dur dediğiniz yer burası. Seçtiğiniz kartı o araya koyacağım ve kapattık. Şimdi bir kere ben destenin kutusuyla kartların üstünden geçtiğimde kartlar ne renkti arkası? Kırmızı. Maviydi. Maviydi, pardon. Bütün kartlar kutunun rengindeki gibi kırmızıya dönüşecek. Sadece bir kart mavi, diğer kartların hepsi kırmızı. Mavi olan karta bakalım mı? Bakalım. Seçmiş olduğunuz kart neydi, hatırlıyor musunuz? Evet, bir kalp 5. Kupa 5. Bakalım kupa. Tek mavi olan kart kupa 5 mi? Kupa. Diğer kartların hepsi kırmızı. Bir kere desen kutusuyla tekrardan kupa 5'in üstünden geçtiğimizde tekrar bakar mısınız? Bakın. O kart da diğer kardeş kartları gibi kırmızıya dönüştü. Murat Bey, size bir oyun yapacağım. İskambil kartlarını karıştırır mısınız? Tamam. Şimdi sizden bir kart seçmenizi istiyorum. Alın kartı, kartınıza bakın, imzaladıktan sonra seyircilere gösterin. Evet. Peki. Hazır. Seyircilere gösterdiniz mi? Gösterdim. Şöyle yapalım. Şimdi bir kere desteği ortadan ikiye keser misiniz kartları?
Çok iyi. Seçtiğiniz kartı buraya, diğer kestiğiniz parçayı da üstüne koyacağım. Şimdi, Yeteneksiniz Türkiye yarışmasında birçok evcil hayvanlarını eğiterek gösteriler yaptılar. Ben de evcil hayvanım olmadığı için ne eğitebilirim diye düşündüm. Ben de iskambil kartlarını eğitmeye karar verdim. Tabii bir kart 52 desteydi ki 52 kartı eğitemeyeceğim için ben de içimden bir kartı eğitmeye karar verdim. Ve eğittiğim kartı da sizin daha önceden aynı kartı seçeceğinizi tahmin ettim ve o kartı eğittim. Tabii kartı eğitim aşamasında seslenmem gerekiyordu. Ben de bir isim koymam gerekiyordu. Ben de kartın adını Feriha koydum. Şimdi bakalım. Ne koydun? Feriha. 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 Benim Feriha, sizin Feriha mı? Feriha, gel kızım buraya. Feriha, elime gelir misin? Feriha. Feriha. İp ip yok mu üstünde ya? Kitabı alalım. Yok abi. Adını Feriha koydum. Bir kitabımız var. Kitabın bütün sayfalarının sayıları farklı değil mi? Evet. Hepsi şöyle. Göstereyim size. Şimdi. Cebimdeki iskambil destesiyle bir kere ben kartların üstünden şu şekilde geçeceğim ve siz bana herhangi bir yerde duracaksınız. Şöyle saplayacağım. Dur. Burası. Değiştirmek ister misiniz? İsterim. Tamam. Ya da şöyle yapalım. Şu şekilde ilerleyeyim. Olur mu? Hı-hı. Dur. Burası. Ha. Değiştirmek ister misiniz? Yok. Tamam. Oraya koydum. Şimdi sizden istediğim şey sayfa sayısına bakmanız ve ilk kelimeyi aklında tutmanız. Şuradaki. Bu taraftan kelime mi? Buradaki sayfa sayısı ve şuradaki kelime evet. Tamam. Tamam. Sayfa sayısı neydi? 139. 139. İlk kelime neydi peki? Gölgelik. Gölgelik. Şimdi Özgün Hanım sizden de 139. sayfayı açmanızı istiyorum. Yok, yırtık. Sahnenin en başından beri orada bir akvaryum duruyor. Murat Bey, alkışlarla sizi sahneye alabilir miyim? Bravo Murat! Eldivenleri takar mısınız? Ne oluyor hocam? Akvaryumun içinde taşları açar mısınız? İçindeki taşları. Hocam balığa alerjim var, ben onu yapamam. Gerçekten. Şaka yapıyorum. Orada bir paketimiz var. Sizden paketi almanızı istiyorum. Ben dokunmak istemiyorum. Çıkartır mısınız paketi? Şurada bir makasımız var. Makasla da içindeki sayfayı çıkartır mısınız? Makasla. Sayfayı Acun Bey'e vermenizi rica edebilir miyim sizden? Tabii. Kriminal. 162. Ne oldu? Evet. Geldim. Yordum ama kusura bakmayın. Şaka gibi abi. Yanlış sayfa mı? Yok, doğru. Acun Bey. Eşleştirir misiniz sayfayı? Beyefendi gönderdi. Teşekkür ederim. 139 gölgelik. Tamam. Fena. Peki oynamaya geçelim. Eser. Biraz daha dikkatli ol abi çıkarsan.
sunumuna özellikle dikkat et. Evet. Tabii ki evet. Evet. Ben de evet diyorum, dört evetle uğurluyoruz. Üç tane seyirci almam gerekiyor. Yalnız bu seyircileri şapkalarla seçeceğiz. Atilacığım, şapkaları jüriye götürür müsün? Çok güzel. Ben takmak istiyorum. Tam sana göre şapka, biliyor musun? Evet. Bir de... Özgür Hanım, beğendiyseniz sizin olabilir şapkalar. Bir de süpürge olursa tamam. Aynen. Tek süpürge mi eksik? Ne bulayım Yıldız'a? Artık uçmaya başla. Arkadaşın süpürgesine geçebilir miyiz? Uçarak gözden kaybolacak. Uzayda kayboldu, haber alınamıyor. Nerede bilinmiyor. Galiba doğurmuş. Bebeği Mars olmuş. Evet, ne yapıyoruz? Hacım Bey, şimdi şapkaları müzik başladığında seyircilere fırlatmanızı istiyorum. Seyirciler de müzik durana kadar şapkaları birbirlerine fırlatacaklar. Ve daha sonra müzik durduğunda şapka ellerinde kalan seyircileri sahneye almak istiyorum. Bu kadar, çok basit. Tamam, başlat. Biz mi fırlatacağız? Var lan, basit bir şey. Evet. İstediğiniz gibi atabilirsiniz, sıkıntı yok. E tamam, ben Murat'a vereyim. Fırlat. Ben şunu yapamam. Çok iyi. Şimdi şapkalar, ellerinde kalan seyircileri sahneye alabilir miyiz? Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir? Akın Alp. Turuncu şapkalı arkadaşımız o zaman Akın Alp. Bunu şu şekilde takalım. Sizin adınız neydi? Furkan. Furkan da lacivert şapkalı arkadaşımız. Şunu da şöyle takalım. Sizi alabilir miyim hanımefendi? İsminiz? Sevgi. Sevgi Hanım. Sizinkisi de yeşil şapkalı Sevgi Hanım. Şimdi istediğiniz gibi sandalyelere oturmanızı istiyorum. Lütfen. Tamam. Şimdi ayağa kalkar mısınız? Kalkın ya. Değiştirin. İstediğiniz herhangi bir yere. Tamam. Bence şimdi çok iyi oldu. Çünkü Acun Bey, ben tesadüflere inanmam ve bu yüzden sandalyelerin altlarına birer tane kağıtlar yapıştırdım. Çıkartır mısınız? Sandalyelerinizin altında. Evet, evet. Gösterir misiniz? Yeşil şapkalı arkadaşımız, yeşil olan sandalyeye, lacivert şapkalı arkadaşımız, lacivert sandalyeye, turuncu şapkalı arkadaşımız da turuncu olan sandalyeye oturdu. Ve şimdi, yeşil şapkalı, isminiz ne? Şeyda Hanım, Sevgi Hanım, Furkan, Akın. Şimdi size iskambil desteleri vereceğim. Şunu size veriyorum, lastiğini açayım. Buyurun. Şurada sizin desteniz. Buyurun. Şurada sinkisi. Şimdi sizden istediğim şey desteleri karıştırmanızı istiyorum. İyi bir şekilde. Karıştırın desteleri, karıştırın. Çok iyi gidiyorsunuz. Ve şimdi yeterince karıştığından emin misiniz? Tamam, şimdi desteği ters bir şekilde avucunuzda tutar mısınız? Ters bir şekilde. Sizden bir iki tane kartı havaya fırlatmanızı istiyorum. Bir iki tane kart. Atın atın hepiniz. Şimdi durun. 3-5 tane daha kart atın. Daha fazla kart atın. Atın, atın. Ve şimdi size istediğim şey son bir tane kart kalana kadar bütün kartları havaya fırlatmanızı istiyorum. Elinizde son bir tane kart kalana kadar. Karıştırmaya da devam edebilirsiniz isterseniz. Başlayın. Geriye doğru da fırlatabilirsiniz. Hepinizde birer tane kart mı kaldı? Sizin kartınızı gösterir misiniz seyircilere? Yeşil şapkalı arkadaşımızın seçmiş olduğu kart maça 3. Lacivert şapkalı arkadaşımız kupa 5. Sizin şapka, sizinkisi de sinek 8. Maça 3, kupa 5 ve sinek 8. Bence çok iyi. Ve şimdi benim bunları not almam gerekiyor izniniz olursa. Şimdi sizin isminiz Sevgi. Maça 3. Furkan Bey, çok iyi. Kupa 5. Akın Bey, sinek 8. Ben gösteriye başlamadan önce arka cebimde benim bir cüzdanım vardı.
cüzdanımı çıkartmak istiyorum. Benim cüzdanımda taşıdığım her zaman 3 tane uğurlu iskambil kartım var. Bu uğurlu iskambil kartlarımı sizlere göstermek istiyorum. İlk olarak ilk uğurlu iskambil kartım Maço 3. Kartınızı gösterir misiniz? Maço 3. İkinci uğurlu kartım Kupa 5. Ve son uğurlu kartım Sinek 8. Ve bitmedi. Cüzdanımın iç kısmında da 3 tane ayrı renkte kartvizitler var. Neydi? Yeşil kartın arkasında yeşil şapkalı seyircimizin adı Sevgi yazıyor. Lacivert şapkalı kartın arkasında da lacivert şapkalı seyircimizin adı yazıyor. Furkan Bey. Ve son olarak turuncu şapkalı arkadaşımız. İsminiz çok güzel bu arada. Turuncu şapkalı turuncu kartvizitin arkasında da Akın yazıyor. Bunları size takdim edebilirim isterseniz. Hediye olarak sizde kalabilir. Şapkaları alayım ama. Evet, sağ olun. Şimdi Eser Bey sizden bir şey istiyorum. Bundan geçen sene ben sizinle bir gösteri yapmıştım. Ben sizden sizi sahneye çıkartıp 10 lira para istemiştim. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Bende de yoktu o sıra. Aynen. IP'den almıştım. Sizde evet. De yoktu. Daha programın ilk bölümde yoktu. İlk bölümde. Şimdi istediğin kadar veririm kardeşim. Tamam. Şimdi Eser Bey, parayı sizden istemeyeceğim ama bu sefer gene sizin bir şey yapmanızı istiyorum. Parayla ilgili 20 Türk lirası olan bir bayan seyirci. Sahneye çıkartabilir misiniz? 20 Türk lirası olan... Bir bayan seyirci. Öğrenci kardeşlerimden. 20 Türk lirası. 20 TL. Var mı? Gel. 20 lira. 20 lira, 20 liradır. 20 lirasını da alsın gelsin mi? Cüzdanı falan çıkardı bak. 20 lirayı alsın cüzdanı gelsin. Cüzdanı bırak. O bayağı para çıktı, onları toplasak evet, istesin. 20. Sen merhaba. Böyle 10 lira, 20 alkış lira yolunu alabilir miyiz arkadaşlar? Merhaba. İsminiz? Aydan Hanım. Sizi şu çarpının olduğu yere alalım. Paranızı alabilir miyim? Çok güzel. Şimdi şöyle yapacağız. Ben sizin paranızı... Şimdi yapacağım gösteride siz sihirbaz olacaksınız. Yani ben de sizin asistanınız olacağım. Aslında gösteriyi siz yapacaksınız. O yüzden şöyle yapacağız. Şunu takar mısınız? Sihirbaz şapkası. Şu da her sihirbazın olduğu gibi bir asanız. Şöyle tutmanızı istiyorum sizden. Çok güzel. Şimdi ben size komutlar vereceğim. Sizden paranın seri numarasını tahtaya yazmanızı istiyorum. Bu kadar basit. Tamam. Geçer misiniz tahtanın başına? B-0-89-84-68-78. Pardon, bir şey yapacaktım, onu unuttum. Şunu alabilir miyiz? Murat Bey. Tableti. O telefon mu abi? Yok, tablet. Şu sizin masanızın üstünde durabilir mi? Bunu ilk başta koyacaktım, unuttum, kusura bakmayın. Şimdi seri numara yazınız. Çekilseniz tahtayı görsünler. Şimdi sihirbazın siz olacağını söyledim ya şimdi. Murat Bey, sizden yapmanızı istediğim şey tabletin ekranına basar mısınız? Evet. Ekranda 4 taneli bir şifre var, değil mi? Evet. Şimdi seri numaranın son 4 tanesini şifre olarak tablete girmenizi istiyorum. Ama isterseniz bundan önce başka bir şifre deneyebilirsiniz. Giriyorum o şeyi. Tamam, fark etmez. Girdim. Tamam. Bakabilir miyim ben? Açıldı. Açıldı. Ben bakabilirim. Aa, galeriye tıklar mısınız? Galeri. Evet. Evet. Galeride sadece bir tane bir video var. Ve sizden videoyu oynatmanızı isteyebilir miyim? Çünkü play'e mi basıyorsun direkt? Haha, girin içine. Basın videoya. Bastım. Videoda da seri numaranın devamını tahmin ettim. B 089 84 68 78. Bu oyunu ben yaptım. Şimdi sıra size geldi. Sizin de sihirbaz olacağınızı söylemiştim. Siz tekrardan buraya alabilir miyim? Parayı üfler misiniz? Parayı yok ettiniz. Korkacak bir şey yok. Şimdi parayı siz yok ettiniz. Siz geri getireceksiniz. Anlaştık? Tamam. Şöyle yapalım. Para nereden çıksın? Size en başta bir asa vermiştim ya. Asanın orada bir bant var. Bantı açar mısınız? Kalemi alayım ben. Şöyle alalım. Bantı açar mısınız? Alüminyum folyoyu da açmanızı istiyorum. İsterseniz biraz şöyle yaklaşın.
İçinde bir 23 lira parası var. Parayı açar mısınız? Seri numarayı tekrardan gösterebilir misiniz? Açın, açın, açın. B089-84-68-78 bu gösteriyi siz yaptınız. Asıl alkışı siz hak ettiniz. Çok teşekkür ederim. Paranız kalabilir. Şapkayı alayım ben. Onları ben kullanıyorum. Para verdim. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Acun Bey, bir şey söyleyebilir miyim izniniz olursa? Tabii. Ben bundan 2 yıl önce Yeteneksiz Türkiye'ye ilk çıktığımda gene bu sahnede çıkmıştım. Hani ilk sahne tecrübem burasıydı. Bu yüzden tekrardan bu sahnede olmaktan çok gurur duyuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk Acun Bey. Evet, Mert, seni bekliyoruz. Tamam, başlayayım hemen. Tabii. Yanınıza geleceğim. Merhaba Acun Bey. Özge Hanım. Merhabalar. Hoş geldin. Murat Bey merhaba. Eser abicim. Merhaba. Merhaba. Şimdi Acun Bey, benim size özel bir oyunum var bu gece. Daha sonradan diğer gösterileme devam edeceğim. Şimdi kutunun üstünde 4 tane nesne var. Cüzdan, şişe, kibrit ve peçete. Sizden bu 4 nesneden bir tanesini sadece avucumun içine bakarak düşünmenizi istiyorum. Avucumun içine bakın. Birini düşünün. Düşündünüz mü? Çok güzel. Şimdi hangisini düşündüyseniz bana söyleyin. Söyleyeyim ha. Peçete. Peçete. Peçeteyi alıyorum. Şimdi ben daha önceden kutunun içerisine bir tane zarf koymuştum. O zarfta da bir tahminim var benim. Bakalım içinde peçete yazacak mı? Kutuyu, kapağını kaldırıyorum. Kutunun içinde sadece bir tane zarf var. Alır mısınız? Açar mısınız? Peçete. Peçete. Çok teşekkür ederim. Şimdi çok fazla sihirbazlar çıktı ama hepsinin ortak noktaları görebiliyor olmalarıydı. Eğer kör bir sihirbaz olsaydı, görme engeli olsaydı nasıl olurdu? Ben çok merak ettim. Bu yüzden gözlerim kapalı illüzyon yapmaya başladım. Bu sefer tekrardan gözlerim kapalı bir gösteri deneyeceğim sizlerle. Eser Bey, öncelikle görebiliyor musunuz? Kontrol eder misiniz? Beni siz bağlayacaksınız çünkü. Hiçbir şekilde göremiyor değil mi? Ha. Tamam, beni bağlar mısınız? Bağlarım kardeşim. Çok sıkı olsun, hiçbir şekilde göremiyorum. Tamamen hislerime güvenerek, olmaya da bilir, sadece bir deneme yapacağım. Düğüm atın, düğüm. Düğüme gerek yok ya, böyle atayım mı? Esnemesin diye diyorum. Kalmadı ki yer. Tamam. Biri uzun oldu, biri kısa oldu. Becerim tamam, sıkıntı değil. Tamam. Alttan bakar mısınız, görebiliyor muyum? Gözlerim görünmüyor değil mi? Kapalı. Şimdi. Şöyle yürüyeyim. Acun Bey, size geldiğimde bana dur der misiniz? Biraz daha gel. Biraz daha gel. Biraz daha. Tamam. Tamam. Desteği kontrol etmek ister misiniz, elinizi alıp? Bakayım şöyle. Bakabilirsiniz. Gayet normal. Kalemleriniz var önlerinizde. Alabilir miyim? Burası destenin arka yüzü mü? Ön. İskambil kartları görünüyor yani değil evet. mi? Tamam, şöyle yapalım. Şimdi sizden bir tane kart seçmenizi istiyorum. Bir tane kart alın. İsteyiniz herhangi bir yerden. Özge Hanım, siz de bir tane kart alın. Aldım. Murat Bey, siz de. Eser Bey. Dur. Gel bana doğru. Biraz bir öne doğru yani. Gel. Biraz sola doğru gel. Dersin. Bana göre sağ ol. Senin sağına. Geldim. Aldım. Aldınız mı? Almadım da alacağım. Aldınız mı? Aldım mı almadım, ne istediyorsun? Bir tane kart seçin. Seçtim. Seçtiniz değil mi? İmzalar mısınız onu? Panik oldu bak. Aldınız değil mi? Bilmiyorum, bakacağız. Evet. Herkes imza aldı mı? Dur imzalayalım. İmzalayalım mı? İmzalayalım. Şimdi mi imza alacağız? Evet, ön tarafına imza at.
Sahne bitti, dur. Dur dur, gel çok iyi. Sağına gel biraz. Tamam, dur. Tamam. Çok iyi bağladım, hiç yapmıyorum. İlk defa deneyeceğim gözlerim kapalı illüzyon yapmayı aslında. Evet. Herkes imzaladı mı? Evet. Acun evet. Bey, gösterdiniz mi kartları? İsterseniz gösterebilirsiniz, isterseniz göstermeyebilirsiniz. Sonuçta imzalı kartlar size kalmış bir şey. Siz bilirsiniz, ben göremiyorum sonuçta. Tamam mıdır? Evet. Kartınızı koyar mısınız destenin üstüne kapalı bir şekilde? Bu arka tarafı değil mi destenin? Evet. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Ben bir kere 1, 2, 3 desteği kestim. Kartınız destenin arasında. Bir kere de karıştırayım. Şöyle yapalım. Özge Hanım burada mısınız? Evet buradayım. Yanlışlıkla gel. Butona basmayayım da. Sesime gel. Siz de kartınızı koyar mısınız? Koydum. Koydum. Sizinkisini de şöyle yapalım. 1, 2, 3. Sizin desteği de kestim. Şöyle alalım. Murat Bey, buyurun, sesinize geliyorum. Gel. Sesiniz çok güzel Murat. Siz de kartı koyar mısınız? Şöyle yapalım. Bunu da 1, 2, 3. Bunu da kestik. Şimdi Eser Bey, siz kart seçtiniz değil mi? Seçtim kardeşim. Tamam. Merak etme. Siz de koyar mısınız? Gel. Kiloma gel. Biraz daha gel. Heh. Koydum. Tamam. Şöyle yapalım. 1, 2, 3. Bunu da kestik. Kartlarınız destelerin arasında farklı farklı yerlerde. Hı hı. Bir kere daha karıştıracağım. Şöyle. İyice karıştı sanırım. Şöyle yapalım bir de. Şimdi Eser Bey. Hı. Deste farklı farklı kartlarla dolu. Evet. Ben desteği bir kere açacağım şu şekilde. Destenin içinden rastgele bir tane kart seçeceğim. Bu kart. Sizin kartınız. Evet, benim kartım. Sizin kartınız. Wow. Gözlerim kapalı var. Şimdi Murat Bey, neredesiniz? Biraz. Buradayım canım, buradayım. Buradasınız. Tamam. Şunu alalım. Şimdi desteden bir tane rastgele kart çıkartacağım. Ben iddiaya giriyorum ki bu kart sizin kartınız. Doğru mu? Hayır. Değil mi? Hadi değil. Ya. O zaman şöyle yapalım. Sihirbazların genelde B planı olur. Ben bu kartı alayım, bir kere sallayayım. Sizin kartınıza dönüşsün. Ne? Bu muydu? Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Acun Bey. Buradayım. Fazla gitmeyeyim. Ben şimdi parmağımı şıklatacağım. Seçmiş olduğunuz kart destenin en üstüne gelecek. Tamam. Bu mudur? Değil. Değil mi? Hadi ya. Tamam. Bu kart ne bu arada? Sinek 8. Sinek 8. Sinek 8'i masanın üstüne yavaş bir şekilde bıraktım. Şimdi bir kere parmağımı şıklatıyorum. Sinek 8'i açar mısınız? Sizin kartınız mı? Benim kartım. Özge Hanım. Efendim. Şimdi destenin üstünden rastgele bir kart açacağım. Büyük ihtimalle bu kart sizin kartınız değil. Doğru mudur? Evet, doğru. Sizin kartınız değil. Aslında bu kart sizin kartınız. Çünkü yanılıyorsunuz. Çünkü evet. İllüzyonun temeli göz yanılmasıdır. Evet. Her şey birer illüzyon ve her şey birer göz yanılsamız. Bu kart aslında sizin kartınız. Bravo. Doğru mudur? Evet. Aslında kartın arkası mı burası? Arkası. Tamam. Evet. Bu kart sizin kartınız. Evet. En başında söylediğim gibi her şey birer illüzyon, her şey birer göz yanılsamız. Aslında sizin kartınız hiç olmadı. Sizin kartınız nerede biliyor musunuz? Sizin kartınız gösterinin en başından beri benim ceketimin iç cebindeydi. Çok teşekkür ederim. Son bir oyunum var. Sahneye çıkacağım ve oyunumu yapacağım. Gösteriye başlamadan önce bir şey söyleyeceğim. Hayatımda ilk defa ve yeteneksiniz Türkiye sahnesinde en az yapılan illüzyon dalı, Escape illüzyonu bugün bu sahnede yapacağım. Çok tamam. Farklı bir gösteri yapacağım. LED'lerde saniyeler oynayacak. 2 dakikadan geriye bir saniye olacak. Beni sandalyeye bağlayacaklar. Saniye tamamen sıfıra vardığı zaman varil sandalyenin üstüne düşecek. Tamam. Birini istiyorsun. Evet, bir tane erkek seyirci olabilir, bayan olabilir. Fark etmez. Sadece ipleri kontrol et. Tamam, seni şimdi hadi kırmayayım, gel. Çok heveslendim. Merhaba, isminiz nedir? Berkay. Merhaba, şimdi arkadaşlarım beni bağlayacak. Siz de kontrol edeceksiniz, başımda duracaksınız.
Başlıyor siz. Mikrofonu tutar mısınız bana? Evet, hazır. Başlatalım. Bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet, iki hayır. Eser? Ne bileyim. Ya güzel, yetenekli adamsın. Ben buradaki oyunu daha çok beğendim. Orası bana biraz tiyatro geldi ya. Bilmiyorum neden. Burası daha çok beğendim. Mert, sen yetenekli bir arkadaşımızsın. Çok gerçekten buradaki kart oyunları bizi çok çok etkiledi. Ama ben de aynen Eser gibi... bu son gösterinden çok etkilendiğimi söyleyemeyeceğim ama senin yeteneğin tartışılmaz yani. Özellikle şu kartlardaki el becerin falan inanılmazdı yani. Çok teşekkür ederim Murat Bey. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Aynen. Ben de aynı düşünüyorum. Yani bu pek sihirbazlığa girmedi gibi sanki. Escape Magic diye. Biraz böyle evet. İllüzyonun evet. İllüzyonu oldu. Aynen. Ama masa oyunun çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ben de masa oyununu uzun süre unutmayacağım. Çok başarılıydın. Teşekkürler. Ama sanki bu seni geri götürdü gibi geliyor. Yüzdemize bakalım. Yüzde kaç evet demiş Mert Çağatay Soylu'ya? Evet, yani bir grup belli ki çok beğenmiş ama yüzden de aslında kötü değil ama zor bir geceydi. Seni tebrik ediyoruz. Teşekkürler. İleride inşallah görüşmek üzere. İnşallah. Akşarla uğurluyoruz. İyi akşamlar herkese.